konuyla ilgili tam bir malumatım yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Dün bir meclise Tarım Bakanlığı'ndaki aynı gelişen randevu talep ediyorduk. Bir aydan beri. Hemen aksilik o ki Büyükşehir Meclisi'ne denk geldi. O meclis gündemine denk gelmesi sebebiyle biz buradaki Karus'taki imar işlerimizle ilgili Tarım Bakanlığı'na gitmek zorunda kaldık. Dolayısıyla dünkü mecliste olamadım. Hem grup toplantısında hem de mecliste olamadım. Dolayısıyla konuya çok bu manada vakıf da olamadım esasında. Ama şeyden soruyu zannediyorum medyada çıktım, medya barda falan filan. Bununla ilgili. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle konunun bir önceki mecliste şöyle bir gündem gelmişti. Kocaeli, Karasu ve Kaynarca'da bazı bölgelerin Belpaşa işlettirilmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesiyle ilgili. Biz bunu inceledik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza sorduk. Bizim biliyorsunuz öz su tesislerinin olduğu yer, şu anda sahil parkının olduğu yer ile ilgili oranın Belpaşa tarafından işletilmesiyle ilgili bir madde var. Şimdi biliyorsunuz orası bir önceki dönem 2014 yılında Büyükşehir'e geçmesiyle beraber bu ilçelerimizin o bölgede Karasu Belediyesi'nin tapus sınırları alanındayken, sağ olsun Zeki Başkanımız, buradan tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Oranın park yapılarak Karasu Belediyesi'nce işletilmesine cevaz verdi. Dedi ki evet, ben burada bir park yaptım, burayı siz kullanın, siz işletin diye. O günden bugüne kadar da Karasu Belediyesi tarafından işletiliyor. Yani kullanılıyor. Yani. Ama günümüze geldiğinde böyle bir maddeyle karşılaşınca biz rica ettik. Bunu oturup konuşalım. Yolun olmayacağıyla ilgili istişare edelim. Konuyu biz Karasu Belediyesi olarak hala hazırda kullanıyorken böyle devam etmesi taraftar olduk. Yani Karasu Belediyesi ve Karasu ilçesi menfaatine olan neyse, biz Karasu halkının beklentileri doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ben de böyle ricada bulundum. Böylece kaldı diye düşünüyordum. Sonra böyle bir madde tekrar gündeme geldi. Konuşmalardan anladığım kadarıyla söyleyeyim. Dolayısıyla hani bu maddenin şeyle, can kurtaranla, efendim söyleyeyim, o can kurtaran hizmetleriyle ilgisi var mı, ilintili mi, ilintili değil mi, onu bilemiyorum. Onunla ilgili bilgim yok. Sağ olsun ben özellikle şunu söyleyeyim. O açıklamaları okuduğum için dün akşam oradan söyleyeyim. Özellikle ben bu konuların partimizin grubunda konuşulması gerektiğini veya istişare edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Ekrem Başkanımız niye böyle bir açıklama yaptı, onunla ilgili bir fikrim, bir bilgim yok açıkçası. Hangi sahipler üzerinde yaptığı ile ilgili de bir bilgim yok. Bir oturup değerlendirmesi gereken bir konu. Tekrar üzerinde durulması gereken bir konu. Öyle düşünüyorum. Şöyle ki, bir önceki madde meclisten çekildi. Yani gelmişti gündeme. Bizim ricamız da meclisten çekildi. Biz ben belediye başkanı olarak, seçilmiş belediye başkanı olarak öncelikle derdim, değerli arkadaşlar, Karasu Belediyesi ve Karasu ilçesi. Benim Karasu'daki seçilmem, Karasu halkının bana vermiş olduğu yetki, sen bir belediye başkanı olarak Karasu'nun menfaatini ve Karasu ilçenin, ilçe belediyesinin menfaatini koru. Öyle mi? Öyledir. Ben de bu menfaati korumak adına oradaki tesislerin Karasu'da kalmasını talep ettim. Bundan daha doğal olan bir şey var mı? Yok. Bu. Onun haricinde şöyle bir talebim olmadı. Onu söyleyeyim özellikle. Yani
ondan sonraki gelişen süreç içerisinde söylüyorum. Efendim bu can kurtaran hizmetlerinde Karasu Belediyesi yapsın. Bunun bütün sorumluluğunu biz alalım diye bir şeyim yok. Talebim yok. Öyle bir şey yok. Zaten kanun zaten Büyükşehir Belediyesi kanunu itfaiye daire başkanlığı adı altında bunu eğer yapılacaksa Büyükşehir Belediyesi nezdinde yapılması gerektiğini söylüyor. Kanuna bakarsak bu. Kanunla verilmiş yetkinin eğer böyle kastediliyorsa bilemiyorum. Meclis kararıyla devri diye bir şey olmaz. Bunu özellikle ifade edeyim. Yani bunu evet meclis böyle karar aldı. Tamam. Efendim meclisin de böyle bir karar aldığını düşünmüyorum açıkçası. Bu kararın buna yorulacağını, yorumlanacağını da çok şey yapmıyorum yani. Düşünmüyorum açıkçası. Yani 2014'ten 2021'e kadar bu hizmet verilmiş Karasu'da. Bunun bu şekliyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu maddeyle de ilintili olabileceğini çok düşünmüyorum. Onu söyleyeyim ama özellikle şunu söylüyorum. Evet, Ekrem Başkanımız iyi bir insan. Gayretli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama grupta konuşulması gereken konuların tartışılması, istişare edilmesi gereken konuların mecliste konuşulması zannedersem yanındaki bazı bürokratların, bazı danışmanların kendisini yanlış yönlendirmesiyle söylemiş olabileceğini düşünüyorum. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Niye böyle bir çıkarım yapılmış onu da bilmiyorum. Çünkü bundan, bu maddeden bu çıkmaz. Onu söyleyeyim. Bu maddeden bu çıkmaz. Türkiye'nin her yerindeki büyükşehir belediyeleri eğer can kurtaran hizmeti verecekse bunu Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'nın bünyesinde devam ettiriyorlar. Her yerde bu böyledir. Benim tek amacım ve derdim bir önceki maddeyle ilgili, bir önce belediye meclisine, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelen maddenin açıklamasına baktığım zaman işte Karasu'daki 32 evler, Küçükboğaz'da bir yer, bir de sahil park kısmının Belpaş tarafından işletilmesi meselesiydi. Ya bunları Belpaş değil de Karasu var burada. Biz aynı partideniz. Karasu ilçe belediyesiyle Büyükşehir Belediyesi arasında bir fark yok. Biz devam edelim bu şeye. Yani özellikle de sahil park meselesi. Özellikle de sahil parkın Karasu Belediyesi'nde aynı eski sistemle devam etmesi taraftarı olsun. Onun haricinde başka bir şeyimiz olmadı. Biz bunları alıyorsak o zaman her şeyi alalım, her şeyi üstlenelim diye bir gayemiz falan filan yok. Öyle bir derdimiz yok. Bu kanunun yanlış yorumlanmasıyla ilgili bir konu diye düşünüyorum açıkçası. Yani bunun haricinde bilgim de yok. Siz bu haberi okuduktan sonra Ekrem Başkanlığı'ndan bir randevu veya konuşma... Ben dün akşam Ankara'dan gece geldim zaten. Onu da şeyde gördüm. Açıkçası şaşırdım. Yani bunun onu diyorum ya, yani bunun mecliste bu şekilde bir şekilde açıklanmasını neyle izah edeceğim bunu bilmiyorum. Ben bir şeyle izah etmek de istemiyorum ama dediğim gibi. Yani bir başbaraşa görüşme talep edecek misiniz? Randevu isteyecek misiniz? Ya, görüşecek misiniz? Her zaman görüşüyoruz. Talep ederiz, görüşürüz. Zaten kamuoyunda böyle bir açıklama olmuş. Şey yapılmış, yani söylenmiş. Belki bir milletvekillerimiz, il başkanımız, belki bir araya geliriz. Bunun neye matuf olduğunu konuşuruz. Ama ben bir sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani bu hizmetlerin aksaması noktasında Karasu Belediyesi, Kocaeli Belediyesi, Kaynarca Belediyesi, diğer belediyeler 2014 yılında Büyükşehir'e geçti. Değerli arkadaşlar, 2014 yılında Büyükşehir'e geçti. Büyükşehir'in Türkiye'de aldığı payın, Büyükşehir Belediyelerin Türkiye'de aldığı payın %40'ı, ilçelerin paylarının %40'ı Büyükşehir'e gidiyor. Değil mi? %40'ı Büyükşehir'e gidiyor. Artı burada su aboneleri de Büyükşehir'e gidiyor. Dolayısıyla Büyükşehir'le, mesela Karasu örneğini vereyim.
Karasu'nun bugün bütçesine kadar şu kadar. Bir o kadar da Karasu'dan bütçe Büyükşehir'e gidiyor. Karasu'nun payı anlamında, hizmet anlamında. Dolayısıyla hizmetlerin bir şekilde herkesin kanunen şeyler belli. Yasa olarak belli. Kimin ne yapacağı, kimin ne yapması gerektiği, sorumluluk nedir, ne değildir. Bunlar belli. Bu çerçevede herkes sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye devam edecek. Bunlar başkanım, bir şey yok. Açıklamada bir bölüm var. Büyükşehir Belediye Başkanımız diyor ki, biz diyor hiçbir diyor ilçemizi ayırmıyoruz diyor. Bu zamana kadar da diyor ayırmadık diyor. Ama dakikalar sonra da diyor ki biz diyor Karasu'dan çekiliyoruz diyor. Sonuç siz nasıl tanımlıyorsunuz? Böyle bir şey yok. İşte diyorum ya, az önce de söyledim. Büyükşehir Belediye Başkanımız zannımca, yanındaki bazı bürokrat ve danışmanlarca yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben bu açıklamayı basın önünde yapmamın sebebi, şimdi doğal olarak siz de soruyorsunuz. Ya böyle bir açıklama yapılmış mecliste, siz ne diyorsunuz diye. Normalde bunlar grupta, bu açıklamalar yapılmadan grupta, partimizin grubunda eğer bir şey varsa, bir sorun varsa, bir sıkıntı varsa oturup konuşulması gereken konular diye düşünüyorum. Öylece yolla koyulması gereken bir konu olarak değerlendirmek lazım. Yani mecliste bu şekliyle hani hangi şeye matuf konuşuluyor onu da bilmiyorum. Yani çekilme diye bir şey söz konusu olarak, yasal olarak itfaiye daire başkanlığı büyük şehirlere bağlıdır. İtfaiye daire başkanlığı adı altında bu hizmetler görülüyor zaten. Karasu belediyesinin ya da bir ilçe belediyesinin, büyükşehir olduktan sonra bir ilçe belediyesinin bunları yapabilme durumu, yetki açısından meclisten böyle bir kanun çıktı, karar çıktı. Meclis kararları kanun önünde değildir. Kanun varsa buna matuf bir kanun. Dolayısıyla meclisten bir karar alınmış olması bu yetkiyi devredeceği anlamına gelir mi? Onu bilmiyorum. O zaman şöyle düşüneyim. Bu şeyden sonra, bu meclisten sonra yazılı olarak muhtemelen ya biz isteyeceğiz ya da büyükşehir bize diyecek ki evet bu şey geçti. Bu karar geçti. Yazılı olarak bize o zaman şunu diyecek zannedersem. Evet, biz can kurtaran ve oradaki bir takım hizmetlerin Karasu Belediyesi tarafından yapılması diye bir yazı yazılacak herhalde eğer bu böyle geçtiyse. Ondan sonra eğer öyle bir yazı yazılıp da gönderirse biz de ona bir çözümleme, bir yol ve yöntem bulacağız. Ne söyleyebiliriz yani?